Kaydı köy sahilinde esti ruhum rüzgar oldum. Yine ben aşık oldum darmadağın yağmur oldum. Kaydı köy sahilinde esti ruhum rüzgar oldum. Hey beni de biz de her gece çıktık mehtaba aşk var diye. Kalmamış kalamış da bile. Bir kez daha hoş geldiniz. O kadar çok mutluyuz ki sizlerle her hafta beraber olmaktan. Artık koskocaman bir aile olduk sizlerle. Dilek kolay her cumartesi geliyoruz yanınıza. Ama ben tabii yalnız gelmiyorum. Harika konuklarım benimle oluyorlar. Bu konuklar çok özel. Çünkü onlar dünyanın dört bir yanından geliyorlar ve ülkemizde yaşamayı tercih etmişler. Onlarla neler yapıyorlar, niye buradalar, neleri çok seviyorlar hepsini tek tek konuşacağız. Bu hafta da İnanılmaz tatlı konuklarım var. Hem de bir değil, iki değil, üç bu sefer. Çünkü Mısır'dan gelen konuklarım ikiz. Biraz zorlanıyorum hangisi hangisi anlamakta. Tek yumurta ikizler. Çok benziyorlar birbirlerine. Ahmet ile Yusuf geliyor Mısır'dan. Şekersiniz. Yusuf seni şöyle tamam. Alayım. Ahmet seni de tamam. Ortaya alayım. Enerjilerine bayıldım Ahmet'le Yusuf'un. Vallahi programdan önce bile beni devamlı güldürdüler. Şakalar yaptılar. Espriler yaptılar. İnanılmaz güzel bir enerjileri var. Şimdi yine hem enerjisi güzel hem de yüzü güzel. Çok çok hem de tescilli güzel. Çok tatlı bir hanımefendi gelecek. Natali gelecek. Belarus'tan. Müzik
Ama efendim gördüğünüz gibi benim konuklarım bugun çok yakışıklı iki beyefendi, inanılmaz güzel bir hanımefendi. Çok mutluyum. Siz de çok güzelsiniz. Ay yani teşekkür gerçekten. Ederim. Çok mutluyum geldiğiniz için. Gerçekten çok keyifliyim. Valla o kadar çok sorun var ki ben çok heyecanlıyım. Hangi birinden başlayayım merak da ediyorum. Ben hem Mısır'ı çok merak ediyorum. Hiç gitmedim. Çok gitmek istiyorum. Aslında bu programda daha çok siz neden Türkiye'ye geldiniz? Neleri seviyorsunuz? Onu konuşmamız lazım ama ben dayanamayacağım. Arada soracağım Mısır'la ilgili. Çünkü ben de Mısır'a gidip bir görmek çok istiyorum. Evet biz de sizi davet ediyoruz. Siz de davet ediyoruz. En yakın zamanda gelin yani. Mutlaka. İnşallah çok isterim. Natalie de Belarus doğumlu ama Azerbaycan'da büyümüş ve Azerbaycan kültürüne ve Türk kültürüne de tabii bayağı yakınsın. International. Bir... Aynen öylesin. Seninle de o yüzden hem Belarus'u hem Azerbaycan'ı hem Türkiye'yi konuşacağız. Evet. Her yönden konuşacağız. Hadi başlayalım yavaş yavaş. Şimdi Yusuf, Ahmet. Şimdi hani karıştırmayalım diye. Ben şöyle ayırıyorum izleyicilerim. Siyah tişörtü giyen Ahmet. Aynen. Tamam en mantıklı. İnanılmaz benziyorsunuz. Evet. O başka türlü ayırt edemiyorum. Evet. Kırmızı orada harf var diyorum. O Ahmet. Çünkü ses tonumuz aynı. Yani yani oldukça... Tabii canım sadece ses tonunuz aynı. Yoksa başka hiçbir yeriniz aynı değil. Yani ses tonunuz aynı olmasa... Zaten babam ya da annem bizimle telefon ederse yani o da karışıyorlar. Diyor ki alo sen Ahmet misin, Joe musun? Joe zaten Yusuf. İllaki sorması hayır lazım. Ya ben Ahmet sürekli tanıyamaz bazen. Evet. Ya ama sizin zaten yüzünüz gözünüz her şeyiniz acayip yani. Hiç ayırt edilemez ki. Ama dur bakalım belki değişik deneyimleriniz vardır. Farklı hisleriniz vardır Türkiye ile ilgili. Öncelikle tabii ki ülkemize hoş geldiniz ama sizi hangi rüzgar attı? Evet ilk olarak tabii 2012 yılında babamın işi taşındı Mısır'dan Türkiye'ye. Gazeteci baban değil evet, mi? Evet babam gazeteci olarak çalışıyor. Sen şu anda ne yapıyorsun? Ben şu anda Beykent Üniversitesi'nin radyo televizyon bölümünün son sınıf öğrencisiyim. Babayı takip ediyorsun galiba. Evet. Evet. Ama gündünden bu bölüm seviyor yani. Ben seviyorum yani hatta gerçekten evet. Bu alanda çok gocalıyorum yani gerçekten yeni şeyler öğreniyorum her gün. Güzel bir bölüm aslında ben gündümden yapıyorum yani. Aslında bir anlamda meslektaşı sayılır. Benim de yüksek lisansım radyo, TV, sinema İstanbul Üniversitesi. O anlamda oradan seninle meslektaşız. Ahmet'le de Ahmet Müzik'le çok ilgileniyor. Oradan da böyle bir yakınlığımız var. İkinizle de yakınlığımız var. Evet. Peki Ahmet sen biraz anlat istersen neler yapıyorsun? Öncelikle buraya geldiğim için çok gurur duyuyorum aslında. Evet. Bu güzel insanlarla karşılaşsak çok güzel bir anı. Yani hayatım boyunca çok hatırlayacağım bu anı için. Bir de sizi tanıyoruz yani şarkılarınız güzel aslında. Evet, çok teşekkür ederim. Yani çok sizi beğeniyoruz. ben Ahmet Şerif, 95'liyim. Mısır'dan geliyorum. İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunuyum. Buradan 2014'ten beri buraya geliyorum. Taşındık. Artık Türkçe, burada mutluyum diyorsun. Türkçe öğrendik. Biraz zorluk yaşadık ilk defa. Yani hani anlaştığımız, alışmadığımız şeyleri ondan zorluk çektik. Ben onları soracağım. Evet. O alışmadığın şeyler nelerden zorluk çektin? Onlar benim ilgi alanım. Ben onları çok merak ediyorum. Ama önce Natalie'den de birazcık dinleyelim. Natalie'cim sen nasıl oldu? Hangi rüzgar attı da geldin? Mesleğini bahsedelim. Hem oyunculuk yapıyorsun, hem modellik yapıyorsun, hem güzellik kraliçesisin. Öncelikle öyle diyelim. İstanbul benim hayalimdi hep. Ben biliyordum ben İstanbul'da yaşayacağım diye. Biliyordum bunu. Hayalim oyunculuktu. Biraz da yaptım. Eğitim de gördüm. Türkçeyi sıfırdan öğrendim burada, Türkiye'de. Evet. Çok zordu. Çok zordu. Ağlayarak kitap okuyordum. Ay, ama çok güzel öğrenmişsin. Teşekkür ederim. Rus için bence de çok güzel. Kendimi çok, gerçekten de. Çok güzel konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Evet, Türkiye'yi çok seviyorum. Ben Türklere, Türkiye'ye hayranım. Ay. Gerçekten. Peki merak ediyorum. Şimdi Türklere hayranım dedin ya. Mesela sen Belarus doğumlusun. Belarus'a gitsen.
Türkiye'den neler götürürsün? Hani o hayran olduğun ne özellikler? İlla bir eşya, yemek olmasına da gerek yok. Mesela kişisel özellik de olabilir. Mesela sıcakkanlılığı götürmek isterim de diyebilirsin. Türk kahvesi alırım kesinlikle. Tamam. Ve zeytin. Aa, zeytin evet. Yok Belarus'ta değil mi? Fazla. Evet, fazla böyle, yok. Böyle kahvaltıda zeytin yeme alışkanlığı. Bizim kahvaltı kültürümüz bile böyle sizin gibi yok. Evet. Evet, ama biliyor musun birçok ülkede aslında fazla yok. Böyle bir işte Amerikalılar genellikle bir kahve içip hemen işe gidiyorlar. Evet, aynı şekilde biz de yapıyoruz. Evet, koyup evet, çünkü evet. Ama Mısır'da vardır. Tahir mi? Kahvaltı kültürü. Ha, kahvaltı kültürü Türkiye'ye çok benziyor. Evet, çok benziyor. Biz farklılık hatta, görmedik. Evet, özellikle Türk mutfağı Mısır'a çok benziyor. Evet. Yani sadece ufak tefek şeyler. Yani mesela siz ızgara yapmayı çok seviyorsunuz. Biz de seviyoruz. Evet. Kahvaltı da aynı. Yemek yemeği bile aynı. Yani farklılık olan mesela çiğ köfte. Çiğ köfte evet. Bizde yok. Evet. Mantı, evet. Çiğ köfte gibi bir de şeyler mesela biz kahvaltı yok. Ediyoruz. Börek de var. Dolma da var. Yaprak sarması kahvaltıda. Var. Evet. Turşu bile de var. Yaprak sarması dolma kahvaltıda evet. Mı var? Evet. Evet. Yani yemek konusunda hiç zorluk çekmedik. Hatta yani geldik. Hatta biz bunları bulduğumuz için Türkiye'de yani şaşırdık yani. Sanki biz Mısır'da hala yaşıyoruz. Hala yani. Mısır'dayız gibi. Bu arada rahatsınız değil mi? Şey böyle önemli evet, evet. Değil mi? Rahatsınız. İsterseniz kültürünüzü de yaslayabilirsiniz. Nasıl rahatsanız. Bu arada çiğ köfteye çok benzer bir yemeğiniz var sizin. Dur ben onu araştırmıştım. Ya. Evet. Hatta ben Ahmet'e diyorum ki biz... Koşeri. Koşagi evet. Doğru. Evet. Koşagi evet. Yani Mısır'da en çok sevinilen bir tabak yani bir tabak koşagi oluyor. Bir yemek yani. Yani birçok kişi seviyor koşagiyi. Çok benziyor bir mu koşeri? Çin'de her evet. Şey var. Yok yani farklı. Her şey yani bu tabakta var. Mesela makarna, işte atıyorum pilav, salça, soğan ama şey pişirilmiş her soğan. Şey yani. Balan. Mercimek. Ben evet. De bak yazmışım makarna, pilav, yeşil mercimek, evet. Nohut karışımı evet. Bir araya geliyor. Üzerine evet. Kızartılmış soğan, evet, evet. Domates sosu. Bir yudum yiyorsan tok oluyorsun. Evet. Her evet. Şey var. Yediğinde evet. Yediğinde full. Onu böyle çiğ köfteyi küçük böyle cam mekanlı dükkanlarda satarlar, arabalarda satarlar. Onlar evet, da böyle, külübe. Sizde de mi öyle? Külübe. Ha külübe evet. bazen ama çok değil. Yani bazen oluyor yani bu durumlarda. Ama çok değil yani. Peki evet. Mısır kültürü çok benziyor dediniz Türk kültürüne. Evet. Ama yine evet. De böyle Türkiye'ye geldiğinizde ne kadar enteresan dediğiniz bir şeyler olmuştur canım. Hani çok farklı gelen. Yani mesela insanlar burada çok çabuk sinirleniyor. Biraz daha evet. Sinirliyiz. Evet. Yani ben iyice anlatmayınca gidiyor. Ay ama bir şey diyeceğim. Natalie bana ne dedi biliyor musunuz? Evet. Natalie de dedi ki evet. Ruslar çok sinirli. Evet. Türkler evet. 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 Siz Rusya'ya gidin bakın. Vallahi. Evet. Ama Mısır'da... Ama çok yardımseverler. Yani evet, ancak yardımseverler. Evet. Evet yani. Ama ya çabuk sinirleniyorlar işte. Ha hadi çabuk konuş. Mısır birazcık fazla sıcak ya. Evet. O yüzden evet. Bizim de mesela evet. Mersin gibi şehirlerimizde Antalya, Mersin evet. Ya da Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde evet, evet. Biz de biraz daha yavaş hareket ediyoruz. Biraz daha evet. Yavaş konuşuyorlar hatta insanlar. Evet. O biraz sıcaktan da kaynaklı olabilir. Evet, Mısır'da evet. Çok sıcak ya. Evet. Belki biraz daha evet. Yavaş hareket ediyorsunuzdur. Evet. Ama genel olarak Türk milletine çok bayılıyoruz. Yani gerçekten o kadar iyi kalpli evet. Ki gerçekten yani bütün mazlumların yurdu oldu yani gerçekten Türkiye oldu. Yani gerçekten Türk milleti harika bir millet. Evet. Zaten yaptıkları şeyi hiç kimse yapmadı. Yani abi bir de. Mazlumlara umudu oldu sanki Türkiye. Ay, çok, evet. Çok teşekkür evet. Ederiz. Gerçekten şeyden. Ama yani evet. Herkes de o yardımseverlik var. Evet. Ve
Ama Natali sen bana Belarus'la ilgili de bir şey söylemiştin. Biz şimdi Ruslar genelde soğuk diyebiliriz ama Belarus tabii Rusya ile Belarus aslında farklı. Belarus biz Beyaz Rusya diye de Evet. tanımlıyoruz. Hepsi tabii Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir parçasıydı. O yüzden bazen sanki herkes aynı milletmiş gibi algılanabiliyor Türkiye'de ama sen dedin ki Belaruslular çok yardımsever ve sıcakkanlıdır dedin Çok aslında. Rusya gibi değil. Evet. Çok naif insanlar. Ülke küçük olduğu için daha bu kibarlık kaldı. Mesela Rusya çok sert bir ülke. Moskova çok sert. Ve göçmen çok fazla olduğu için daha da zorlaşıyor. Ama Belarus insanlar çok iyi, çok kibar. Özlüyor musun arada Belarus'u? Mesela buradayken. Özlüyorum. Bu doğayı, bu organik yemekleri özlüyorum, evet. Mesela Belarus'ta arkadaşların diyorlar ki sana Natali biz Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Biz niye gelelim Türkiye'ye? Hani bize Oo. anlat hani ne için gelmemiz lazım? Neyi görelim? İstanbul muhteşem bir şehir. Ya sadece bu köprüler yani harika bir şey. Kültür, tarih, yemek tabii ki. Yemek harika, kebap. Mesela biz kuzu pek yemiyoruz. Siz çok kuzu yiyorsunuz. Evet. Her şey farklı. Zeytinyağlılarımız mesela Çok iyi. çok iyi zeytinyağlılarımız vardır. Tatlılarımızdan sen pek baklavayı Evet. sevmiyormuşsun ama ben sana çok katılıyorum. Ben de bir yani çok hep böyle mesela Türk tatlıları deyince hemen Evet, baklava denir. evet. Bana da baklava çok şerbetli geliyor. Ben daha böyle sütlaç, ondan sonra daha böyle Az şekerli. daha az şekerli Evet. sütlü tatlılarımızı çok seviyorum ama tabii baklava artık dünyaca meşhur Evet, olmuş evet, yani. evet. Biz Ben çok seviyoruz. Sizin çok kazandibeyi çok sevdiğiniz bir seviyorum. bak kazandibi de çok severim. Çok seviyorum. Çok çok güzel. Bir sütlü Yani tatlı. kahvaltıdan sonra her gün mesela gibi yiyorum. Kahvaltıdan sonra Evet. kazandibi mi Evet. yiyorsun? Evet. Oo, siz bayağı yiyorsunuz ama. Evet. Zaten baksana Mısır'da Evet. kahvaltıda dolma da yiyormuşsunuz. Oo, Evet. neler Evet. ne. Biraz dengesiz var ama olsun. Evet. Peki size dediler ki Mısırlı arkadaşlarınız sizde o bir sürü arkadaşınız vardır Mısır'da. Ya dedi Jo dedi. Jojo mu Evet. Jo mu? Jo. Jo Evet. dedi. Jo Ahmet işte biz geleceğiz. Siz de kalacağız. Bizi gezdirin. Ama bize de anlatın yani ben niye geleyim Türkiye'ye? Ne yapacağım ben Türkiye'de? Nasıl gezeceğim? Nereye gezeyim? Soruyor mesela. Ne anlatırsınız Türkiye ile ilgili? Türkiye çok güzel bir tabiatı var. Türk milleti çok sıcakkanlı. Buradaki insanlar çok iyiler, yardımsever. Ama Mısır'da da çok Evet, sıcakkanlılar. bunun yanı sıra çok tarihi eserler var. Zaten eskiden çok güçlü tarihi bağlantılarımız var. Osmanlı Devleti'nden bir kalıntımız var tabii. Biz zaten bu şey yani güçlü tarihi bağlantılarımız var. Biz zaten bunları tarihte okuyoruz mesela Ha bildikleri okuldayken. şeyler de var. Evet. Çok yakın Evet. hissederler. O yüzden biz Türkiye'ye geldiğimizde okuduğumuz şeyleri canlanıyor yani bizim Evet. gözümüzde. Evet, Evet. Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili Yani bilgiler evet, birden görmüş. devleti ne zaman kurmuş, yani Kurulmuş. kiminle kuruldu falan. Evet. Ondan Biz sonra bu hatta şeyleri futbol kulüpleri oradan takip edebiliyorduk mesela. Evet. Galatasaray falan Galatasaray, ligi Fenerbahçe. de bizim televizyonumuzda yayınlanıyor. Ben Eskiden mesela Fenerbahçe ondan dolayı sen tutuyorum. Fenerbahçeli Evet. misin? Sen Yani bütün Allah! Galatasaraylı. Zaten Ha, her ikizler zaman ama evet. izleyicilerim, sevgili Evet. izleyicilerim görüyorsunuz değil mi? İkizler ama ikizleri bile birbirine düşürmüşüz. Evet. Galatasaray Fenerbahçe rekabeti Mısır'daki Mısırlı ikizlerimizin arasında bile süre geliyor yani. Böyle bir ezeli rekabet olur Bir mu ya? de evet 2004'ten beri kadroyu gayet iyi tanıyorum. Hatta Alex forması Var evet Alex. odamda kalıyor. Çünkü ben o zaman da takip ediyorum. O zaman küçüktüm zaten ama Evet. yani tarihleri çok De biliyorum.
bir şey var Ahmet. 2002 yılında Dünya Kupası var. Evet. O Türkiye zaten yarı finale çıkmış. Senegal'la karşılaşmış. Evet. Bütün Mısırlılar o zaman da ben hatırlıyorum. Bütün Mısırlılar Türkiye'ye tutuyordu yani. Evet. Ne güzel. Ama biz çünkü Senegal Afrikan ülkemiz var ya. Yani kardeşimiz Senegal olduğumuz için hayret ettik. Kiminle destekleyeceğiz? Türkiye mi Senegal mı? Ama biz Türkiye'ye tuttuk Türkiye yani. Sonra Türkiye maçta destekledik. Evet. Harikasınız. Türkiye ağır bastı. Evet. Orada Afrikalı kardeş olmanın getirdiği bir şey var. Evet. Burada da ama Türkiye sevgisi var. Yani Müslüman bir ülke olduğu için tabii tuttuk yani Senegal'da. Harika. Ve Orta Doğu'lu bir ülke sayılıyor yani. Sayılıyor. Tabii yani bazen benim şu dikkatimi çekiyor. Bazen böyle Orta Doğu çok negatif anlamları olabiliyor bazı ülkeler için. Evet. Ama aslında Orta Doğu çok gurur duyulacak kültürlere sahip olan, çok inanılmaz kadim kültüre sahip, çok değerli bir coğrafya. Evet. O yüzden aslında onun bir parçası olmak, hani Orta Doğu'lu bir ülke olarak sayılmak böyle bazen Batı'nın gözüyle aşağılanmak için kullanılabiliyor. Ama aslında çok gurur duyulacak bir şey. Evet. Bu maalesef çok önemli. Oryantalizm ne yazık ki bazen sinemalar işte mesela demeyelim mesela isimleri olarak yani şöyle bizim kültürümüze yansıyorsa sanki kamera sarı yansıyor. İnsanlar çok yani yüksek sesle konuşuyorlar. Adam yabancı geliyor ama insanlardan korkuyor. Aslında yabancılar bize geliyorsa çok bizi seviyorlar. Dedi ki yani ben sizi tanımıyordum. Mesela işte bir işte bla bla sineması görüyorum. Siz yani, bayağı karışılık yapıyorsunuz ama siz bayağı kültürlü insanız. Yani Ahmet demek istediği bazen sinema farklı bir şekilde de gösteriyor insanlar. Filmler. Özellikle Orta Doğu. Tabii biz bizim sinemamız güçlü olmadığı için yani kendimizi iyi bir şekilde gösteremiyoruz maalesef. O yüzden bize kötü bir şekilde gösterenler bazı kişiler var. Bu da ön yargı oluşturabiliyor ne yazık ki. Evet. Ön yargılar çok kötü. Bu program zaten biraz da o yüzden yapıyorum ben. Evet. Yani bütün aslında ülkelerin güzel yanlarını hem aslında ülkemize gelen sizin gibi konuklarımız kendi ülkelerini anlatma fırsatı da buluyorlar. Evet. Hem de bir yandan aslında kimsenin çok da farklı, çok öteki, çok yabancı olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü iyi insan olduktan sonra birbirine iyi davrandıktan sonra aslında çok da bir önemi kalmıyor nereden geldik vesaire diye. O yüzden de bütün bu ön yargılar kırılsın istiyorum. O yüzden şimdi bir ön yargı daha kıracağız. Mısırlılar türkü söyleyemez ön yargısını kıracak. Mısırlılar nasıl güzel türkü söylüyorlar bir onu göstereceğiz herkese. Hep beraber darıldım mı cicim bana'yı söyleyelim. Bakmıyorsun bu yana. Darıldıysan barışalım. Koklu gibi koklaşalım. İsmim yüzlerim dilimle yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Esmerim güzelim dilimle yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Alkışmalar
Şahaneler ötesi oldu. Çok güzel oldu. Hadi gelin oturalım tekrar. Tamam. Ama o özellikle aman Allah'larda ben nasıl görüştüm ama. Vallahi sizinle söyle aman Allah. Harikasınız. Aslında Türkiye'ye geldiğimiz zaman iki tane kelime çok beğendik. Eyvallah. Çünkü biz ne demek olduğunu anlamıyorduk. Aslında ben Müslüman ülkelerde var zannediyordum. Evet ama bizimki eyvallah yani mesela şoka girdiğim zaman eyvallah. Evet. Ama aman, sizinki yani aman anlamına aman, geliyor. Aman. Yani evet. Eyvallah. Eyvah. Evet. Eyvah anlamında. Evet. Evet. Eyvah. Yani, eyvah. Evet. Bizde evet. Eyvallah çok hakikaten evet. Çok güzel. Çünkü aslında kabulüm hani. Evet. O da kabul. Çok güzel bir şey yani. Evet. Çok hoş. Çok hoş. Evet. Peki şimdi sevgili Natalie'cim. Bir yandan da şunu merak ediyorum. Seninle biraz dedikodu yaptık biz program öncesinde. Evet. Kız kıza dedikodu yaptık. Evet. Dedik ki Belaruslu kadınlar çok güzeller. Evet. Ay çok güzeller ki evet. Sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim ama vallahi sen dedin ki rekabet çok. Maalesef evet. Bu yüzden kadınlar kendine bakmak zorunda. Çok bakıyorlar, spor yapıyorlar, yemeğe çok dikkat ediyorlar. Evet. Ve erkekler şaşırıyorlar artık. Bu çok kötü bir şey ama. Şeye şaşırıyorlar. Hani hangi kimi seçeyim? Ay şaşırdım evet. Şeye bak. Ay Belarus'ta erkekler şımarmışlar anladığımız kadarıyla. Ay hangi güzele bakayım diye bir şımarıklıktır gidiyor yani. Ama Belarus'ta erkekler siz de çok yakışıklı değilsiniz. Kusura bakmayın yani. Kızlar doğru. Çok güzel de. Doğru. Hakikaten. Türk erkekler daha yakışıklı tabii. Bence de. Evet, kesinlikle. Oo, çok ben de sana katılıyorum bu konuda. Ama bir yandan da tabii ki bu büyük bir stres kaynağı kadınlar için. Evet ve kesinlikle 25 yaşına kadar doğum yapmalısın, evlenmelisin. Çünkü sonra artık çok geç olacak. Ah. Kimse seni seçmez. Çünkü yeni nesil geliyor. Gençler geliyor. Evet. Ay çok şımarmış bu Belarus erkekleri. Bir aramızda tabii duymasınlar dedik. Bu yapalım ama. O zaman peki mesela burada Türkiye'mizdeki Türk erkekleri daha romantik miler acaba? Size söyledim evet. Türk erkekleri aşk erkekleri çok romantik. Duyuyor evet. Duyuyor musunuz? Türk erkekleri çok romantik. Harika. Ama Mısırlı beyefendilerimiz de çok kibarlar evet. Vallahi. Sağ olun. Siz de çok sağ tatlısınız. Sağ olun. Şimdi ben özel bir bölümümüze geçiyorum. Ne anlama geliyor bölümümüz bu? Şimdi birazcık sizi sıkıştıracağım. Tamam. Diyeceğim ki bu kelimeler, bu deyimler ne anlama evet. Geliyor? Bakalım ne kadarını biliyorsunuz. Tamam. Kıkırdamak. Kıkırdamak. Şey yani tık tık gibi diye ses çıkarttığın zaman. Çınlama. Yani kıkırdama böyle. Kıkırdama. Evet. Evet. Çınlama ya da tınlama ha. Ne demek? Ha kıkırdama galiba yüksek sesle gülmek bak, anlamına. Bak ben gibi. Gülünce aklına geldi. Evet, evet aynen. Kıkırdama evet. Çok bakıyor. Yo, ben, ama evet, yanlış anlıyor. Kıksızlığına bakıyorum. Bakın, evet, kıkırdama. Çok yüksek sesle gülmek yüksek anlamına geliyor. Yüksek olmasına da gerek yok. Bazen evet. Böyle hihihi falan diye gülmek. Evet, evet. Kıkır 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 gülmek. Peki. Ay sana daha zor geldi. Çıngırak. Bilmiyorum. Ne olabilir çıngırak? Çıngırak tıkıştırmak demek. Çok, siz çok demek? Güzel sallıyorsunuz. Yani şey... tıkıştırmak demek yani şey evet, böyle bir şey yani ses işte gıcıktı ama gibi bir ses galiba yani değil mi ya da mesela at sesi gibi değil mi ne atalım işte sallıyorum olmadı ha, evet. Kılıç sesi mi demek yok. Galiba işte mesela ben kabuğu demir, kabattığım zaman demir din birbirine çarptığı sesini. Zaman belki ama şıngırdamak tıkıştırmak demek. Bunu eminim.
Buna eminim. Tıkıştırmak ne demek oldu mu ben de bilmiyorum ya. Tıkıştırmak böyle eşyaları falan birbirine böyle hep beraber birbirinin ardına evet, sokuşturmak evet, böyle. Kalamadım. Üst üste koymak. Tıkıştırmak. Çıngırak böyle küçük boyutlu çanlara deniyor. Mesela ineklerin evet. boynuna takılır evet, çıngırak. Evet. O, çıngırak o demek. Çıngırak. Böyle küçük. Ha. Çıngırak ineğin boynuna takılabilir evet. ya da böyle bazen kapılara takılır çıngıraklar. Evet o sisi ben sisi sen biliyordun. Dedim ama evet. hangi hangiden geliyor ben evet. aklıma. Dedi ses evet. bir ses ama. Doğru cevap ama %50. Evet %50. Evet. Aynen. Ödü patlamak. Aa çok korkmak. Aa süpersin. Bak aa, hemen bildim. Süper. Zıvanadan çıkmak. Zıvanadan çıkmak. Bir zıvanadan. Yerden çıkmak ama nereden? Zıvana neresi zıvana acaba? Mi? Zıvanadan çıkmak. Yani beni bazen insanlar, Natalie o kadar sinirlendiriyor ki bazı insanlar. Kendinden çıkmak. Evet. Tamam. Yani zıvanadan. Artık böyle yani taşkınlık gösterecek tamam. şekilde böyle aşırı hani Allah. Sinirlenmek. Kontrolü kaybetmek. Dört dönmek. Ha, Ahmet'te sıra. Evet, evet. Dört dönmek. Dört dönmek. Lafından biniyorsun. Değil mi? He? Lafından biniyorsun. Lafından biniyorsun. Evet. O ne lafından demek? Dönüyor. Yani lafından biniyorsun. Dönmek. Evet. Yok. Lafına dönmek. Laftan dönmek değil. Bu dört dönmek. Dört. Yani mesela işte bir şeyi yapamadığım zaman şöyle diyoruz değil mi? Yani mesela sen kararsızsın demek, sen dediğiniz ne? Dört dönmek. Dört dönmek yapıyorsun. Kararsızlar. Evet yani kararsızsın. Aslında şöyle, hani mesela bir problem var ortada evet. çözemiyorsun. Çözemeyince evet. telaş içerisinde dört dönüyorsun. Evet. Hmm. Yani evet. mesela işte Joe gibi mesela radyo, televizyon, sinema girmeden önce. Dört dönüyordu. Evet. İngilizce dil ve edebiyatı girmeye çalıştı ama yani giren atmadan önce sonra radyo televizyon da seçti. Bak ikizini nasıl bak seni nasıl götürüyor bak diyor ki giremedi diyor. Giremedi ulan, diyor İngiliz onu? Edebiyatına. Dört döndü diyor girmek için sınava diyor. Olsun çok güzel radyo TV sinemayı kazanmışsın o da mis gibi boş ver. Tırıs tırıs gitmek. Tırıs tırıs gitti. Mesela Rus erkek... Çok hızlı mı gitti? Çabuk gitti. Aslında tam aksine böyle biraz... Yavaş. Korka. Hani öyle tırıs tırıs gidersin işte. Tamam. Hani korka böyle ezik biçimde. Mesela hani dedik ya böyle Rus erkekleri bazen çok sinirli falan. Ondan sonra sen de onu mesela sinirli bir Rus erkeğini ters dedin. Birdenbire böyle... Korktu senden tırıs tırıs gider hani gibi. Şimdi bunu bence bilirsiniz. Çünkü bu ortak kültürümüze ait diye düşünüyorum. Tamam. Sittin sene ne demek? Sittin sene. 60 sene yani. 60 yıl. 60 yıl. Evet. Biz ne anlamda evet, kullanıyoruz biliyor musun? Ya bu artık bu leke mesela. Evet. Sittin sene geçmez. Ne olabilir? Yani umur buyu geçmez ha, yani. Bitmez umur bu iş. Buyu, evet. Aynen etmez. Süpersiniz bildiniz evet. bunu. Babalık. 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 Baba. Babalık. Evet baba. Baba. Fatherhood. Fatherhood. Babalık ne olabilir? Babalık yani. Babalık yani. Fedakarlık yani. Ebeveyn bir işi yapıyor. Yok yani. O babacan. Evet. Bu babalık babacan. Böyle evet. daha böyle yaşlı insanlara hani babalık. Biraz evet, da bazen. Yani mesela demek yani ben yardımsever bir insanım. Herkese babalık yapıyorum mesela. Ha öyle de olur. Evet, babalık evet. yapıyorsun. Ha. Ben babayım mesela. Babalık etmek. Bak çok evet. güzel. O anlamda da kullanabilirsin. Biz hani evet. bazen yaşlı insanlara biraz da evet. böyle argo anlamda bazen evet. böyle küçümsemek evet. anlamıyla da evet. Evet. babalık evet. diyoruz ama babalık etmek evet. tam dediğiniz anlamda oluyor. Aynen evet. öyle. Evet. Peki sen bana yaşlı bir amcayla ilgili Ahmet ya da sen hanginizi hatırlamıyorum o kadar evet, beğenirdim. Ahmet. O yaşlı amcayla ilgili hikayenem sana babalık demişken o geldi aklıma. Evet. Adalara gidiyorduk bir piknik. Adam bir uzaktan sesi geliyor. Diyor ki Gurit, Gurit.
Gulit gulit sana. Evet, gulit. Ben gulit sesleyince ben anladım yani evet, ben olduğumu. Çünkü gulite benziyor. Bize benziyor. Gulit gulit fırın fırın. Ya ne fırın, ben Ahmet fırın değilim ya. Fırın meydan demek yani. Fırın fırın. Sonra bir dakika sonra yani where are you from demek istedi. Tamam. Nerelisin demek istemiş evet. Aslında. Ha, Egypt. Egypt mi? Egypt mi? Ne Egypt? Bu hangi ülke? Haritada oluyor mu? Var mı? Dedi ki tamam Mısır abi. Mısır abi. Keşke Türkçe konuşsan ilk başta. Bir de kızıyor böyle mu? Böyle anlaşmazlık yaptı. Bir de kızıyor. Evet. Abi ne Türkçe söylemiyorsun amcaya? Niye Egypt diyorsun? Çünkü konuştuğu zaman İngilizce olarak konuştu. Evet. Evet. Where you from? Yani where are you from diyor tamam. Ama Egypt kabul evet. Ediliyor. Süper valla. Bu Mısır, arada... Evet çünkü... Bizde de yani Mısırlılar Egypt yani Mısır'a çok yani anlamsız bir şey. Evet. Yani doğrusunuz, haklısınız. Çünkü bazı... Bizde Egypt nasıl isimlendirdi? Bizde de çok kişi Mısır'daki anlamıyorlar. Evet, Mısır'a bilmiyorlar. Farklı oluyor. Evet. Hatta evet. Anlam olarak çok daha farklı, bambaşka bir anlamı var. Egypt şey Kıptılar yürüdü anlamına geliyor. Yani Kıptı var ya, yani Kıptı ne demek olduğunu size söyleyeceğim. Yani yerli Mısırlıların yürüdü yani. Evet, yani evet. Yerlilerin yürüdü, Egypt. Yerlilerin, Kıptıların, evet, yerlilerin... Kıptı yani yerli Mısır'dı. O İslam'dan Kıptı. Önce. Evet, evet. Evet. Belki bizim izleyicilerimiz arasında bilmeyenler varsa, hani biz neden Mısır diyoruz diye, bizim yediğimiz Mısır'la... Mısır'ın evet. Alakası yok. Oradan hiç evet. Gelmiyor. Aslında Mısırlılara bizim Mısır dememiz çok normal. Çünkü onlar kendilerine öyle diyorlar. Evet. Tam evet. Uzun isminizi söyleyin evet. İsterseniz. Evet, Egypt yerli Mısırlıların yürüdü. Yok, siz kendinize ha, hani evet. Mısır'a... Mısır ama çok evet, Mısır. Yani çok biz... meşhuruz Mısır'a. Belki oradan geliyor. Yok, hani evet. Cumhuriyeti Mısırali Arabiya gibi uzun... Evet, Cumhuriyet Mısırali Arabiya. Evet. Yani kendileri Mısır, zaten... Arap, Cumhuriyet. Evet, Mısır, zaten Arap, o yüzden Cumhuriyet. Biz de Mısır diyoruz. Hani bizim evet. Yediğimiz Mısır'la hiç alakası yok. Bazen şununla karıştırabiliyoruz. Hani bize hindi niye diyorlar diye bazen evet. Üzülebiliyoruz. Türkiye'ye evet. Niye hindi diyorlar. Biz evet. De Mısır'a yediğimiz ama, Mısır mı diyoruz evet. Diye. Ama hayır biz... Biz üzülmüyoruz yani çünkü... Yok evet. Ama biz zaten sizin evet. Kendi söylediğiniz şekilde. Ama Mısır zaten bir anlamı var o da. Mısır düz vadi anlamına geliyor. Yani düz vadi demek. Diriyim Mısır vadi. Evet. Şey. Mısır dediğinde vadi demek. Vadi anlamı. Evet. 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 Peki şimdi ben bir şarkı molası vereyim mi? Tamam. Tamam. Haydi bakalım. Bir gel sarıl tamam. Bana diyelim. Tamam. Tamam. Sonra devam edeceğiz. Tamam. Tamam. Hiç kıyamam dediklerin kıyıyor mu hep sana? Kırılan hayallerin batıyor mu ruhuna? Hiç kıyamam dediklerin kıyıyor mu hep sana? Kırılan hayallerin batıyor mu ruhuna?
ne yere ne de göğe koyamam canım diyen bir vedaya sığdırıp gidiyor mu kalbinde? Anılar hepsi yalan, anılar hep dört duvar. Geceler hepsi duman, geceler hep dört duvar. Anılar hepsi yalan, anılar hep dört duvar. Geceler hepsi duman, geceler dört duvar. Yarına yetti ama kanıyor, durmaz yara üşüyor. Harika. 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 Çok teşekkür ederim. Ben de çok duygulandım harika söylerken valla. Ya her seferinde bu şarkıda yani tabii bütün şarkıların... Hep enerji performansım var aslında. Evet. Benim de vallahi kırışka kırışka oldu. Kırışka mı diyorsunuz siz? Tüylerim diken evet, diken, diken oldu. Diken diken oldu. Ay, çok teşekkür ederim. Ben de çok duygulanıyorum söylerken. Hatta şöyle biraz da gözüm şey yaptı. Ama neyse çok duygusallaşmayalım şimdi. Üzülmeyelim. Evet. Peki. Sevgili Natalie'cim, şimdi sen bana annenin mercimek çorbası yapmaya başladığından bahsettin. Evet, evet. Sen neler yapıyorsun evet. Türk yemekleri arasında neler var? Var mı bir şeyler? Hiç üzülme, ben de yapamıyorum. Bir kere dolmayı yapmaya çalıştım ama yapamadım. Hiç üzülme. Hiç, ben de yapamıyorum. Ne yapalım? Bazı insanların yemek yapmaya yetenekleri yok. Ama o halden yapıyor galiba. Yapıyor, hem de çok iyi yapıyor. Evet, ve mercimek çorbası artık en sevdiğim yemeklerimizden biri oldu. Mercimek. Harika. Başka neleri böyle çok severek yiyorsun Türkiye'de? Kebap. 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 Dolma. Kebap, dolma. Başka ne? Yaprak sarması. Yaprak sarması. Evet. Onlar da ne kadar emek evet istiyoruz. Yapması evet da ne kadar zor. Çok tek tek yani. Küçük böyle. Değil mi? Küçük evet, minik bir minik. Mantı da var. Mantı. Mantı? Mantı. Evet. Mantı da güzel aslında. Mantı çok evet güzel. Hatta Belarus'ta mantı var, benzer. Ama bizimkiler daha büyük. Değil mi? Ve siz et koyuyorsunuz ama biz her şey koyabiliriz. Meyve bile koyuyoruz. Allah. Evet. Tatlı gibi oluyor. Adı evet var mı onun, mantı mı? Varenike. Varenike, anladım. Varenike. Peki şimdi tabii sen diyorsun ya hani bizler çok dikkat etmek zorunda kalıyoruz yediğimizde içtiğimizde. Belarus'ta kadın arasında rekabet çok. Her gün makyaj yaparlar. Her gün mesela mağazaya çıkıyorlar, markete topuklu ayakkabı giyiyorlar. Eyvah. Evet. Eyvah eyvah. Türkiye'de daha mı rahat hissediyorsun? Daha rahat. Evet, spor. Spor kıyafet, çıkıyorsun, makyaj yok,
rahatsın. Peki Azerbaycan'da da bayağı bir zaman geçirdin. Evet. 9 yaşında oraya gittin. Oranın kültürüyle çok haşır neşirsin. Azerbaycan'da biz sevgili Azerbaycanlı kardeşlerimize buradan can kardeşlerimize selam olsun. Biz çok seviyoruz. Yani aynı biz öyle diyoruz. İki devlet bir millet diyoruz. Evet, çok seviyoruz bizden Azerbaycan'ı. Bizden de bir selamımız olsun. Olsun. Mısır'dan Azerbaycan'a. Çok seviyoruz gerçekten. Evet. O da bizim kardeş ülkemiz. Evet. Azerbaycan'da ve Türkiye'de çok benzer kültürler olmamıza rağmen. Çok. Hiç farklı gelen bir şey oldu mu gene de Türkiye'ye geldiğinde? Şimdi sende 3 ülke var çünkü. Belarus var, Rus kültürü de var, Azerbaycan kültürü var. Bir de Türkiye'miz var. Böyle yine de böyle çok şaşırdım dediğin bir şey. Enteresan gelen, farklı gelen. Aynı. Aynı gibi gerçekten. Çok aynı. Benzer geliyor. Evet. Misafirperverlik konusunda bildiğim kadarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimiz de inanılmaz misafirperverler. İnanılmaz. Evet, Türkiye'den biraz daha iyi. Biraz. Evet, misafir onlar için çok önemli bir şey. Sofrayı kurarlar. Dolu dolu böyle. Donatıyorlar sofrayı. Evet. Biz de çok yaparız ama Azerbaycanlı kardeşlerimiz biraz daha da. Sen diyorsun ki onlar daha da. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben de onların ilk böyle konuk olarak konuk odalarına gittim. Mısır'ın da misafirperverliğini gördüm. Biz böyle konuklarımıza işte küçük kekler, pastalar koyuyoruz. Hoş geldiniz demek için. Ay Ahmet'le Yusuf ne olur alın. Lütfen alın. Ay dükkanım lütfen bir tane yiyin. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Ama sanırım komşuluk açısından siz bizden daha iyisiniz. Biraz daha mı komşu? Evet. Evet. İlk gün geldiğimiz zaman bir komşumuz Mehmet Aydın diye bir komşumuz. Evet, buradan ilk selamlarımızı iletiyoruz bu arada. İlk Mehmet arkadaşımız Aydın o. Bize çiğ köfte tabağı verdi. Tamam. Çiğ köfte biz nasıl olduğunu biz bilmiyorduk yani. Biz kokladık. Yani kızartacak mıyız yoksa? Kızartacak mıyız? Ben şöyle paylaşıyordum Joe'ya. Oğlum ne yapacağız? Pişirecek miyiz? Çiğ olduğunu sandım yani. Mutfakta mı koyacağız? Dedi ki tamam mutfakta koy hadi pişirelim. Pişirdik. Evet. Evet pişirdik maalesef yani. Çiğ olduğunu yani. Pişirdik. Joe bir tane aldı. Ben de bir tane aldım. Yani, nasıl oldu acaba? Evet, tadı çok anlamsız geldi. Dedim ki Joe'ya değişikmiş mi lan? Yani, nasıl oldu acaba? Ben de merak ettim. Evet. Yani maalesef beğenemedik. Sonra uyuduk midemiz ağrıyordu zaten. Evet. Ama sonra biz lokantaya gittik, çok beğendik aslında. Evet. Evet, çiğ olarak çok beğendik, tadı olarak bize çok güzel geldi. Evet. Aslında o yemek Mısır'da olmadığı için farklı zaten geldi. Evet farklı geldi ama ilk başta yani beğendik. Peki bizde bir adet vardır. O tabak boş geri verilmez. Evet. Onu evet, muydun? Evet. Ama evet, ilk defa boş maalesef verdik. Boş verdik. Yok, bir oğlum, komşu bize küstü. Bana. Ama sonra yavaş yavaş anladık. Küsmemiştir yok, canım. Mısır'da öyle. Yani hatta yani komşular bizim Mısır'da zaten birbirimize yemek veriyoruz. O yüzden buraya geldiğimizde bu durum zaten hiç garip gelmedi mesela. Herkes birbirine yemek veriyor, yemeği paylaştırıyor. Hatta biz... Ama gerçek söyleyeyim bu konu bizden daha iyi. Yani, evet, evet. Komşuluk evet, ilişkileri. Yani Türk milleti çok cömert bir millet. Gerçekten bunu diyeyim. Ne güzel. Herkesin hakkını verelim yani. Harikasınız. Ben size birkaç bir şey soracağım. Bilmeceler soracağım ama bilmecelerden önce de bazı sözlerimiz var. Bir şey yapıyoruz, onun üzerine o söz söyleniyor. Tamam. Bir de onu merak ediyorum. Acaba biliyor musunuz? Yani bir şey yapıyoruz, ardından o söz söyleniyor. Ama o şey nedir diye bilmecelerimden önce yine bilmece gibi bir şeyler soracağım. Aha. Mesela ama Natali bilir bunu ya. Natali'ye çok kolay gelecek şimdi bunu. Kolay gelsin. Ne zaman denir? İşe gidiyorsun mesela. Kolay gelsin. Tabii yani çalışan birine. Tamam bildi bak. Bildi, hemen bildi. Güle güle git, güle güle gel.
Ve yani Allah'a emanetle ol. Değil mi? Bir yolcu daha gidildi. Ne peki evet. Şeyi biliyor musunuz? Su dökme olayını. Evet. Evet. Şaşırdınız yani mı şey, ona? Mesela çok şaşırdık. Bir koca bir eş mesela düğün yapmaktan sonra gittiğince şöyle su atıyorsun değil mi? Evet. Yok yok evet. Sen çabuk evet, gelsin diye. Ben doğru söyledim zaten. Evet. Yok sen niye dert ediyorsun? Yok sen mesela yola çıkıyorsun. Evet ben yanlış. Annen geliyor. Onu... Mesela su gibi git evet. Su gibi gel evet. Anlamına evet. Geliyor. Sen evet sen de dedim ben sana öyle dedin evet. Anladım. Ben... Evet. O da benzer bir şey demedi mi? Evet. Hep tartışıyor benimle. Hep tartışıyor. Sebepsizce tartışıyor. Ben anlamıyorum yani. Ben de bazen onu anlamıyorum. Bizde de var benzeyen bir şey. Ama biz yola çıkmadan önce bir 15 saniye masada oturmalıyız böyle. Aa. Yola çıkmadan önce oturalım. Ha tamam gidebiliriz. Gidiyoruz. Gerçekten evet, mi? Evet. Azerbaycan'da mı yoksa? Rusya'da, Belarus'ta. Evet. Bir de Rusya'da. Natali şöyle bir şey duydum ama ne kadar gerçek bilmiyorum. Hani çok soğuk olduğu için camlardan, balkonlardan bazen etler ya da işte dolapta saklı fazla gelen şeyler sarkıyormuş. Evet. Gerçekten. Annem yapıyor öyle evet. Ben bir kere kuzu eti getirdim Belarus'a. Evet kışındı. Balkonda çünkü çok fazla getirdiğim için buzdolabına sığmıyordu. Sığmadı, evet. Sarkıyormuş balkondan evet, torbalar, evet. Poşetler, etler. Ne yapsın? Çok enteresan hakikaten. Böyle yolda giderken balkondan sarkan torbalar görüyormuşsunuz. Evet, etler duruyormuş evet. İçinde. Doğru. Siz peki sepet sallanmasını biliyor musunuz Türkiye'de? Ha evet. Özellikle mesela sarımsak sepeti varsa. Sarımsak sepeti mi? bazı evler bazen mesela evet, sarımsak sebeti. Sarımsak sarkıyor. Evet sarımsak evet. Sebeti. O başka. Başka. Dur bakayım Natali biliyor mu? O başka sarımsak sarkar da. Böyle evet. Balkonlardan. Ama balkonda da koyuyorlar. Bazen balkonu mesela bazen mesela bağcılara gidiyorum. bağcılar semti orada sarımsak sebetini koyuyorlar. Sarımsak sarkar, sucuk evet. Sarkar. Yani evet. Biber kurutulur o sarkar. Ama benim dediğim sepet. Balkondan evet. Sepet sallanıyor. Biliyor musun Natalia onu? Göz değmesin diye mi? Neden? Niçin? Neden biliyor musun? Bakkala gitmeye üşendiğimiz için. Bakkala üşenince böyle pratik zekalar o sepet sallanır. Evet. Ondan sonra bakkal ekmeği koyar, parasını evet. Alır. Evet biz de Mısır'da öyle tamam, bir tamam şimdi var. Anladım. Şimdi evet. Anladım. Evet evet yapıyoruz. Evet. Mısır'da var. Mesela evet. Bir yani Olanya'da aşağıda, çocuk evet. Geçerse ey yok. Kardeşim evet. Bunu mesela markete bir şeyler benim için alabilir misin dedi. Tamam diyor. Ya yani, çocuk evet. Geri gelmezse gidip, parayı alıp efendim? Parayı alıp gelmezse evet. Çocuk geri. Ya çocuk yani, giderse. Giderse gitsin yani. Neden ediyor? Mutlaka getiriyorlar mı? Öyle parayı alıp kaçan olmuyor mu? Yok yok. Ne tatlı. Yok. Ya ama yani ama güzel bir şey yani aslında evet yani kaldığımız apartmanda bazen dükkan var. Evet biz ben yani onu tanıyorum yani böyle yani. Yaparsa böyle evet, kulağına çekeceğim gel o. Bulurum o çocuğu ben evet, diyorsun. Onu bulurum. Peki bir yastıkta kocayın ne zaman deriz bir yastıkta kocayın? Bilmiyorum. Biliyor musunuz? Bir yastıkta kocayın. Yok bilmiyorum. Mesela biz eşimle evlendiğimizde keman çalan o yakışıklı beyefendi benim eşim. Bize dediler ki bir yastıkta kocayın dediler ikimize. Ha. Yani hep yani, beraber. Hep mutlu kalın ya da hep ebedi bir hayatı yaşasın. Yani o yastık bir yastık ya. İki kişi evet. için. Bir yastık yani ayrı düşmeyin. Ha. Bir elin nesi var iki elin sisi var. O biraz yardımlaşmakla ilgili. Hani bir kişi yapamadığını iki evet. Kişi çok daha rahat yaparsın evet. Anlamında. Ama evlilikle evet. Dediğin gibi tek kişi yapamıyor. Evet. O yüzden aslında tek şey olmuyor. Evet, bir kişiyle yapılmadığı için evet. Aynen. Birlik yani birlik. Ya da birlik beraberlik güzel bir şey. Yani. Anlaşmalık bir şekilde kalın. Aynen evet. Aynen öyle. İnşallah. Allah tamamına erdirsin. Evet. Yani ben biliyorum. Allah'ın tamam. Dur Natali'ye sordum da. Bilmiyorum. Ya evet kusura bakma. Tamam. Geç. Bilmiyormuş Natali. Allah tamamına erdirsin. Allah tamamına erdirsin. Yani
mükemmel bir şekilde yok mükemmel bir Allah tamamen evlilik de mesela bu şeyler evet. oluyor. Mesela siz bir kişi bir kişiden nasip nişanlı olsun oldunuz. Yani. Kader olsun. Size Allah tamamını ekleyecek. Harikasın. Evet. Nişanlandın. Ama ben mi? Söyledim o anahtar olarak kaldı. İkizler hep böyle tartışır mı? Evet valla evet valla. Evet, anlaşmasızlık oluyor. Bazen aramızda. Bana kıskanıyor aslında. Yok ya niye, gerçekten. Niye seni kıskanıyor yani? Özellikle PlayStation oynadığımızda ben onu yendiğim zaman... Sen çok mu yeniyorsun? Evet. Evet o beni çok bak, yeniyor. Bak ama kabul ediyor. Evet. Bak Yusuf ne kadar kabul ediyor. Ama evde kabul etmiyorsun ama bunda... Sen biraz daha kavgacısın sanki Ahmet bak. Hep karıştırıyorsun ortalığı. Çok tatlısınız ama valla. Peki Allah zihin açıklığı versin. Allah zihin açıklığı versin. Yani akıllı ol. Hah yani evet, evet. Ne zaman söylenebilir bu evet, Allah zihin evet. Sınava girerken olur, okula tamam. giderken olur. Tamam şimdi bilmece soracağım. Ama bazen hakaret bir şekilde kullanılıyor. Mesela bir insan anlaşmadığı, sürekli anlaşmadığı zaman şöyle diyebiliyoruz. Allah zihni ziyade versin diyoruz. Allah zihni ziyade versin. Evet. Valla evet, öyle yani... bir şey demiyoruz biz. Evet. Yani mesela bir sürekli yanlış Allah anlayınca. Allah akıl fikir versin. Evet, evet. Yanlış anlayınca. Ha. Bir şeyi reddedince sürekli diyor ki Allah seni ziyade zihin versin diye. Allah sana akıl fikir versin. Evet. Evet. Doğru. Yani akıllı ol yani anlamında. Bilmecelere geçiyorum ben tamam. şimdi. Ay tamam. bunlar zor. Nasıl bileceksiniz? Ay. Okay. Bakalım. Natalie. Dışı var. İçi yok. Tekme yer. Suçu yok. Ne olabilir bu? Dışı var, içi yok. Ay bizim orkestra da bilmez bunu bak vallahi. Ama hemen de söylediniz. Ay tam mızıkçı çıktı bunlar. Söylediler top. Duyamadım ben. Top. Ha, duymadım ama evet. şimdi duydun. Top. Neyse dur daha var. Gökte durur, paslanmaz. Suya düşer, ıslanmaz. Gökte durur, paslanmaz. Suya düşer, ıslanmaz. Gökte duran bir şey. Evet. Gökte duran çok fazla şey yok zaten. Bulut. Evet, bulut. Bulut mu? Yani, bulut değil. Ha gökte... şey, yıldız mı? Ay, hepsini sayacaksınız bir bulut. Ay ya da güneş. Ha. Bak, gökte duruyor, paslanmıyor. Suya, tamam. suya düşüyor, ıslanmıyor. Aslında şey de olur. Yıldız da olur. Evet. Niye olmasın ki? Evet. Olur bence. Evet. Ben evet. bunu kabul Aferin ettim. Ahmet. Kolu var. Natalie'cim. Kolu var. Bacağı yok. Dikdörtgeni var. Karesi yok. Ay zor bu. Kolu var. Bacağı yok. Dikdörtgeni var. Karesi yok. Siz bildiniz mi? Benim orkestram da bilemiyor ki zor kolu geldi. Kolu var. Bak. Bacağı yok. Bak. Kolu var. Bacağı yok. Dikdörtgeni var, karesi yok. O tırtıl mı ya? Tırtıl mı? yani bir tane kol. Tırtıl nereden aklına geldi? Evet. Nereden geldi? Nereden aklına geldi? Yani... çünkü bir tane kolu yani sanki var... ama bacağı yok yani. Aslında evet, evet. dikdörtgeninde ama o da dikdörtgen. Dikdörtgen kapı, aslında. Kapı. Ha, kapı. Kapı. Hadi bakalım şimdi. Kapı. Bizimkiler de geçten geliyor. Evet. Geçten geliyorlar diyorlar ki bulduk biz kapı diye oradan bağırıyor orkestra. Biz sizden önce bulduk söyledik. Ama olsun size de bir 10 olsun. Puan veriyorum. Harikasınız. Natalie ben gerçekten Azerbaycan'daki sanat aşkına, sanat merakına bayılıyorum. Türkiye'den biraz daha fazla ilgi gösteriyorlar müziğe, baleye, operaya. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Biraz daha sanki keşke Türkiye'mizde de daha fazla ilgi göstersek diyorsun mu? Her şey var zaten. Hiç gerek yok mu diyorsun? Hiç gerek yok. Her şey var. Gerçekten. Ama Azerbaycan'da gerçekten müzik neredeyse bütün ailelerde var ve çok teşvik ediliyor. O yüzden ben birazcık o noktada özeniyorum Azerbaycanlı kardeşlerimize. Çünkü gerçekten
hep teşvik edilen bir konu. Bazen biz Türkiye'mizde öğrencilerin özellikle anneler babalar müzisyen olmasından biraz korkabiliyor. Hani akılları evet. dağılır vesaire diye. Evet. Oysa müzik o kadar önemli bir sanat evet. ki hayatımızda evet. olması o kadar önemli ki illa profesyonel olmaya gerek yok. Ama Azerbaycan'da gerçekten neredeyse tüm gençler, çocuklar bir şekilde evet. ya şarkı söylüyorlar ya bir şeyler çalıyorlar, enstrüman çalıyorlar. Evet. Profesyonel olmalarına gerek evet. yok. Hobi olarak da olsa evet. mutlaka müzikle iç içeler. Bu evet. da beni çok mutlu ediyor. İnşallah bizim Türkiye'mizde de. Evet. Çünkü bizim evet. halk ezgilerimizin tadı bambaşka. Evet. O güzelliğimiz, Türk kültürünün evet. müzik evet. Müziği bambaşka güzel. Azerbaycan'da da zaten öyle. Evet. İnşallah biz de daha çok teşvik edebiliriz. Ülkemizde müzisyenlerin sayısının artması için. Şimdi öyle mi böyle mi diye bir bölüme geçiyorum. Şimdi çiğ köfte hikayenizi dinledik. Tamam. Çiğ köfte mi, koşeri mi? Dadadadam. İkisi. Yodan. İkisi birden. Hatta evet, hatta Ahmet'e diyorum ki biz başka yanımda bak. Mısır'a döndüğümüzde bir arkadaşımızı alıp çiğ köfte dükkanını açtıralım dedim. Evet, ama ben çiğ köfteyi daha çok tercih ederim. Çiğ köfte evet, galip geldi. Evet. İkisi bence evet. Ben de çiğ köfte daha çok köftesi daha mercimek, çok. Evet. Ben tam sana onu soracaktım. Çiğ köfte, ay benim annem çok güzel mercimek köftesi yapar. Ben de mercimek köftesi tercih ediyorum. Bizim Natalie'li damak zeklerimiz çok tuttu. Peki Draniki çok meşhur Belarus'ta. Evet, evet. Nasıl bir şey o? Nasıl bir şey? Zaten Belarus'ta herkes patates yiyor. Bizi patatesci diyorlar. Patatesci. Patatesci. Evet. Bulbaş. Bulbaş. Evet. Patates bulbaş mı demek? Bulbaş. Aa, çok sevimli bir isim. Evet. Evet. Patatesten böyle pankek gibi pişiren güzel, çok güzel bir yemek. Bizdeki mücvere mi benziyor evet. biraz? Patates mücvere gibi, mücvere bilmiyorum. Benziyor gibi duydum fiyatı ben. Fiyatı kaç mesela? Evde yapıyorsun. Ha, yok mesela lokantaya gitsek bilmiyorum, mesela. Bilmiyorum. Evet. Ama pahalı evet. değil. Çünkü her yerde patates var zaten. Patates. Bahsettiğin yemek yani sanki yaygın. Çok çok yaygın. O zaman yani ekonomik fiyatı evet, biraz daha uygun bir fiyata evet. satılıyor değil mi? Evet. Evet. Bak galiba. Ekonomist adam görüyor evet. musun? Evet. Direkt nereden nereye? Draniki neyden yapılıyor koşagi. Demiyor. Nasıl yapılıyor evet. demiyor. Ucuz evet. mu pahalı mı? Ucuz evet. mu pahalı mı? Ucuz. İş adamı. İş adamı aynen. Gencüz abi yani. Peki mantıya çok benzer olan pelmeni var. Pelmeni. Evet evet. O nasıl daha farklı? Yani ne farkı var daha pelmeni? Daha büyük. Daha büyük. Bu kadar evet daha büyük. Tamam. İçine onu da et mi konuyor mutlaka? Et. Tamam peki mantı mı pelmeni mi? İkisi de. İkisi de. Birisi ağır basıyordur ya. Mantı. Tamam. Mantı. Oyunculuk mu modellik mi? Oyunculuk tabii ki. Oyunculuk. İnşallah daha da seni Türk dizilerinde İnşallah. De çok görmek istiyoruz. Aa, çok zor bir soru. Evet. Tamam. Hanginize sorayım? Dur. Bana. Nil Nehri mi? Akdeniz mi? Yok Nil Nehri tabii. Nil Nehri biraz çünkü bize mukaddes bir şey. Kutsal değil mi? Evet, kutsal bir şey. Çünkü Nil Nehri sanki bir atasözümüz var. Mesela Nil Nehri'ye içmezsen, Nil Nehri'den içmezsen bir suyu sen Mısırlı değilsin diyoruz. Hmm. Evet. Yani tek Mısırlı olmanın şartı Nil Nehri içmelisin. Ama bütün bolluk bereket de Nil Nehri'ne evet. çok bağlı Mısır'da. Evet, çok bağlı ve çok evet. kutsal bir şey ama bu arada yani sıkıntılarımız var başka ülkelerden. Ama ama yani inşallah Nil bütün imkanlarımızı bizim hakkımızı savunacağız. Yani çünkü Nil Nehri olmazsa bizim Mısır olmayacak. Evet. Bizim için Nil Nehri çok önemli bir şey. O yüzden Nil Nehri giderse yani sanki çok çok büyük bir anlam kaybedeceğiz hayatımızdan. Çünkü Nil Nehri aktığı zaman biz Mısır yaşıyoruz. Demek. Biz hayattayız demek. Mısır ama demek. Vadi... Nil Nehri Mısır'a akmazsa evet. biz hiç kıymatımız kalmayacak. Hayır, yani. Nil sizin yani. İçin evet. çok önemli. Evet. Peki. Bir de, bir de Akdeniz'imiz var zaten. Kızıldeniz'imiz ama Nil Nehri bizim için çok farklı. Yani, anladım. Evet. Onun kutsal da bir yanı var evet. sizin için. Peki Türkiye'de hayalleriniz neler geleceğe yönelik onu merak ediyorum.
Türkiye'de mi kalmak istiyorsunuz, Mısır'a mı geri dönmek istiyorsunuz? Önce senden alayım, evet. Yusuf. Vallahi bu konuda zaten yani biz buraya kalmamız geçici olduğuna inanıyoruz. İnşallah durum düzeldiği zaman Mısır'a döneceğiz ve Türkiye'den kazandığımız tecrübe ve kazandığımız ilkeler inşallah Mısır'a döndüğümüzde bu şeyleri tabii uygulayacağız Mısır'da. Yani evet. Hayalimiz var. Güzel bir Mısır olsun evet. istiyoruz. Evet. Çünkü yani bu durum geçici evet. oldu yani olduğuna inanıyoruz. Her şey yani her şey geçici kalır. Evet. Bazen zor günler yaşıyoruz ama uyuyoruz, uyanıyoruz. Sonunda her şey gidiyor. İnşallah yine güneş parlıyor. Evet. Yine evet. güne güzel evet. olacak. Senin tamam. hayallerin neler? Hayalim yani ileride aktörlük yapmak istiyorum aslında. Evet. Ama bunun için hazırlanıyorum sürekli. Mesela evde işte mesela tanıştığım insanlarla falan farklı bir tonla konuşuyorum. Mesela işte Türk olarak yani konuşmayı taklit ediyorum. Mesela işte atasözleriniz kullandığında ben de yani kullanmaya o çalışıyorum. O zaman bu program senin işine çok yaradı. evet. evet. Sizin ama sayenizde. Vallahi atasözlerinin evet. deyimleri gayet iyi. Evet. Kurtarırsınız, kotarırsınız, aslında, öğrenirsiniz ama evet. bir yandan da öyle zor ben, bir türkü seçti evet, ki evet. Yusuf. En çok beğendiğim Türkçe'de atasöz. Atasöz biraz bana yani nasıl... Yani duyduğumda çok hoşlanıyorum. Evet, tutkusu i̇şte, var. Evet, ya, tutkusu var. Mesela ben mesela İngilizce Türkçeden daha önce öğrendim. O da atasözlerini var ama yani Türkçeye kadar hoşlanmıyorum. Çünkü yani şöyle Türk edebiyatı olarak görüyorum. Sanki yaptıran hakim bir kişi. Yani zevk yani. Evet, zevk, güzel bir sanat yani. Bir şey. Yani hı hı. Türk sanatı demek yani Türk edebiyat aslında çok yoğun içerikli bir dil aslında çok seviyorum çok hoşlanıyorum aslında. Harika. Peki Natali senin hayallerinden biraz senin hayallerini öğrenelim. Türkiye benim evim, İstanbul benim evim. Benim hayatım burada. Oyunculuk. Benim hayalim oyunculuk. Oyunculuk yapmak istiyorsun. Ne tarz bir film daha çok hoşuna gider? Drama. Dramada oynama. Drama. Evet. Komedi bana göre değil. Drama. Evet. Drama. Var mı böyle peki evet. Türkiye'de oynamak istediğin, beraber oynamak istediğin bir erkek oyuncu? Burak Özçivit. Peki. Brad Pitt mi, Burak Özçivit mi? Burak. Süper. Peki. Gigi Hadid mi? Kendall Jenner mı? Kendall Jenner. Neden? Kesinlikle. Aslında ikisi de çok güzel ama Kendall bilmiyorum ben daha çok beğeniyorum. Daha sıcak geliyor, daha mı samimi geliyor? Evet. Daha tatlı evet. geliyor. Peki bir şey daha soracağım size. Evet. Kleopatra mı? Evet. Yoksa Kleopatra tamam bir kraliçe yani inanılmaz yani artık evet, antik Mısır'ın antik Mısır'dan çıkmış dünyanın bildiği evet. çok önemli bir kraliçe evet. ama bizim de burada bir kraliçemiz var Natali'miz var Kleopatra mı Natali mi? Kleopatra ninem ta evet ninem evet büyük ninemiz yani Kleopatra yani. biz kraliçemiz bizim kraliçemiz özür dilerim ama Kleopatra tamam özür dilerim daha güzel. Tamam. Ben de Natali'yi seçiyorum. Benim için de Natali. Kleopatra benim ninem değil nasıl? Bir orkestram da Natali'yi seçmiş vallahi. Peki çok kritik bir soru soracağım. Piramitler mi? Bak şimdi özür diliyor. Seçtim bir kere Kleopatra'yı. Çünkü o Mısırlılar doyarsa beni mahvederler. Ben dedim ki sen daha güzelsin. Oradaki Mısırlılar diyecek ki yani sen... evet. Haklısın, haklısın. Son bir şey soracağım. Piramitler mi, tarihi yarımada mı? Buradaki tarihi yarımadamız mı, piramitler mi? Valla ikisi çok mükemmel bir şey. İkisi çok derin bir anlamı var.
buradaki tarihi eserler Türklere çok derin bir anlam veriyor. Onların ecdatlarını ve yani geçmiş insanların hayatlarının nasıl olduğunu gösteriyor. Bütün dünyaya gösteriyor. Evet, tercih etmek zorunda bırakmayayım evet, ben sizi. Ama tabii buradaki yani buradaki tabii bir de yani buradaki bizim için çok önemli bir şey yani olduğunu söyleyebilirim. Çok haklısın. Evet. Şimdi bu kadar tatlı konuklarla bir program bitirmek o kadar zor ki benim için. Çünkü hiç bitirmek istemiyorum ama her şeyin bir sonu var. Ama ben vallahi doyamadım. Tekrar tekrar çağırasım geliyor. Çok teşekkür ediyorum yine bizimle olduğunuz için. Yavaş yavaş programımızın sonuna geleceğiz ama müthiş bir türküyle kapatacağız. Ve çok tatlı bir şekilde Ahmet söyleyecek. Ahmet değil. Yanlış bak karıştırdım gene ikizleri. Yusuf söyleyecek. Ahmet yok hayır Ahmet ben. Sanatçı olan Ahmet. Ahmet söyleyecek doğru. Ay gene karıştırdım. Çanakkale söyleyen Ahmet. Çanakkale türkümüzü bu kadar değerli anlamlı bir türkümüzü Ahmet söyleyecek. Evet. Haftaya yine görüşeceğiz. Yine harika konuklarım olacak. Bilmiyorum bu kadar harika olurlar mı? Ama inşallah olacaklar diye düşünüyorum. İnşallah. Ahmet Çanakkale türküsünü senden dinleyelim. Ahmet, bir dakika, bir dakika. Oldu. Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. İçinde bir uzun selvi.